Ve Barış'ın sakatlığına geçelim. Efendim oyun sırasında Barış sakatlanıyor. Bakalım o anlar neler yaşanıyor izleyelim. Dokunulmazlığa devam ediyoruz. Finale devam ediyoruz. Yok bileği acıyor. Ayak bileği mi? Koşunu zor olacak, çok acı. Devam edelim mi? Hadi olmaz acı. Zaman tanı kendine. Geçen oynamak zorunda değilsin. Zaman tanı kendine. Biraz bekle. Bak bakalım durumuna. Buz tutalım biraz. Doktor baksana be. Hocam abi, bir bakabilir misiniz? Bilekte bir problem var. Aynı yerde çok şey yapıyor. Zorluyor mu? Zorluyor. Ha. Abi dün, bak. Dün bir daha vurdun değil mi buraya? Dün küttüğünden sonra bir kere daha vurdun. Bilekte mi var aynı yerde mi? Abi şuradan ha. Geliyor. Ha. Şuraya doğru. Şuraya kadar. Ha. Şurası inanılmaz acıyor şu an. Bu yeni vurduktan sonra buraya doğru yürüdü. Bugün şuradaydı evet. Herhalde evet. Değil mi? Denizde şurada değil mi? Yaptı. Aynen. Şey devam edebilecek misin? Yani çok zorluyorsa abi bitirmek için yani dön kazanmak için çıkmasın. Yok sen bir şeyine kadar ver. O zaman öyle yapmayacaksak ne gerek var? Yeni bir travma çünkü. Ya, önemli bir oyunda önemli bir karar Barış. O yüzden bunun kararını hem doktorumuz hem de sen vermek zorundasın. Az önce verdim. Çıkmadı buraya kadar geldi. Berabere bitirelim. Sen al sorunlu değil. Çok ben önemli. Bir öncekinde denedim zaten şu an dediğini. Şuradan şuraya hiç çıkamadım. Yani bilek fleksiyonu yok. Gitti. Şöyle yapacağız. Şu an denesem az önce denedim zaten. Onu da söyledim. O an burada direkt bana söyledi. Ne yapalım biliyor musunuz buradan hocam? Geçerek. Siz baktınız galiba. Ben baktım abi oynayamıyorum diyor zaten kendisi. Yani bu dakikadan sonra çok önemli bir oyun. İkinizin de kaderi kendi elinizde. O yüzden siz belirleyeceksiniz kararı. Abi denedim az önce çıkmıyor yani. Tamam o zaman yani bu kadar basit. Hayır tamam yarışmayalım. Gel. Tamam. Hayır onun sağlığı. Ay, hadi kalk. Şimdi burada ilk sahneyi görenler şöyle yazanlar oldu. Barış orada ayağını çarpmıyor ki. Yani buradaki olay aslında oyunun başından beri nükseden bir ağrı. Geliyor evet. Geliyor artık bu noktada Barış diyor ki yeter diyor ben artık devam bakayım, edemeyeceğim bakayım, diyor ve bırakıyor. Evet. Yani burada artık yapacak bir şey yok. Ama şunu söyleyeceğim. Mesela şimdi sakatlık her zaman biz şey deriz hani yapacak bir şey yok. Adam sakatlandı falan ama hani şu anlamda Barış için eksi olur mu? Cemal'in parlaması anlamında. Hani şu an Cemal'cim baktığın zaman dün 3-1 zaten önde. Dördüncü dokunulmazlığını aldı. Ama Barış'ın hanesine bakınca hala alınmış bir dokunulmazlık yok. Yok. Şöyle bu Barış'ın eksisine, çok özür dilerim ben başladım ama. Evet Barış'ın bir yerde eksisine yazar mı bilmiyorum ama Cemal'in artısına yazdığı için Barış'ın eksisine yazar. Sonuçta Barış Cemal'i finaldeki rakibi olarak görüyorsa, çünkü ben ikisinin final yapma ihtimalini %85-%90'larda görüyorum. Barış ve Cemal finalini. Cemal'le finale çıkarsa buralarda işte Barış diyecek ki ah keşke işte o finalde mesela iyi olsaydım da belki bir tane ben alsaydım. Cemal'cim bir tane eksik alsaydı vesaire. Ama şu an öyle olmadı. Şu an oradaki matematik şu. Kazanan bir şey kazanmıyor. Sadece isim söylüyor aslında. Cemal'le Barış'ın arasında kazanmayla ilgili bir fark var mı? Şöyle var. İkisi de bence İmaj olarak var. İkisi de Elif'i söyleyecek. İmaj yok olarak. Yok kazanmanın dışında. Hiç hani, dokunmazlık kazanmanın dışında. Hiç fark onu geçtim. Çünkü şu anki sistem olarak ne var? Sadece kazanan bir isim söylüyor. İkisi de Elif'i söyleyecekti muhtemelen. Zaten Cemal Elif'i söylüyor. ben diyor sakatlığım nüks ediyor. Ha ben kazanmışım ha Cemal kazanmış. Zaten ikimiz aynı isim söyleyeceğiz. İkimiz de dokunmaz gibiyiz. Birbirimizi söylemeyeceğiz. Ben o zaman burada şu an niye zorlayayım? Yarınki yarışları, bir sonraki yarışları, belki canlı yayındaki yarışlara kendimi saklayayım diyerek doğru olanı yapıyor. Bak burada doğru olanı yapıyor. Ama senin cümleye başladığın yer çok önemli. Hala bir dokunulmazlık kazanmadı Barış. Ve Cemal, onun rakibi sonuçta. Ne kadar yanlışsa anlaşsın. Cemal Can'ın şu an dördüncü dokunulmazlığı. Yani bu karşısına çıkacaktır bir yerde. Yani ben bu sakatlığının bu kadar büyük tepki vermesini çok normal buluyorum. Hem zaten çamur oyunu. Direkt bilekle yapıyorsun bütün işlevlerini. Hem atlıyorsun, çıkıyorsun. O kaydıraktan ilk önce vurduğun yer zaten bileğin. Ve cüssen zaten ağır. Onu kaldırmaya çalışıyorsun. Zaten bir yorgunluğun var ve bilek ödemi çok farklıdır. Zaten bilekle ilgili bir problem yaşamıştı. Bende de aynı problem var. Bileğimde ödem topladığı zaman ben yürüyemeyecek konuma geçiyorum ki şu anda orada parkurda yarışıyorlar. Yani o yüzden ben tepkisini hatta biraz daha geç kalınmış olarak değerlendiriyorum.
Aynen. Biraz daha üzerine gitmemesi gerekiyordu. Şimdi daha çok ağrı yapacak. Evet. Zaten ayakkabıları ağır, çamurdan çıkıyorsun. Evet, evet, aynen. Katılıyorum. Yani bu oyunla alakalı şöyle bir düşüncem var. Berna Canbellek vardı, hatırlarsınız. O da iyi bir Survivor'dır. Çok ciddi, belki Survivor'ın en ciddi sakatlıklarından birini geçirdi dizinden. Bu oyunda şöyle bir sıkıntı oluyor. Bakın şu parkurda gördüğünüz ıslak alanlar, tamam mı? Kahverengi ve çamur olduğu için oraya ayağınla atladığında her ne kadar kafanda orası yaklaşık 80-100 santimdir desen bile tam derinliğini bilemediğinden belki bileğini, bak burada da, bak şimdi burada atlıyor. Burada da. Tam derinliğine hazırlayamıyorsun. Çünkü insan vücudu şöyledir. Bir yere atlarken beyin oraya sinyal yollar. Oradaki kaslar hazır olur. Oraya basarsın ya da düşersin. Ona göre önlemini alırsın. Berna da bu tip bir sakatlık yaşamıştı. Beklemediği anda bir derinliğe basıyor. Bulanık bir su. Anda evet, bulanık suda dizinde bir anda o şeyler, bağlar kopuyor gibi bir şey olmuştu bildiğim kadarıyla. Bu suda da böyle bir sıkıntı var aslında. Bence mesela bu suda da Barış'ın önceden bir şey varsa sakatlığı, nüksetme ihtimali çok yüksek. O yüzden ekstra bir dikkatli olması lazım yarışmacıların. Ben o yüzden bu parkurlardan hep bir korkarım çamur oyunlarında. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Ama şöyle bir şey, önümüzde kaç dokunulmazlık kaldı şimdi? Bir, bu akşam oynanacak, yayınlanacak. İki tane de canlı yayında. Üç tane dokunulmazlık kaldı. Yani bu üç dokunulmazlıktan Barış'ın en az bir iki tane alması lazım bir şekilde. Ama şu sakatlıkla ben kolay görmüyorum. Ha, üç taneden ikisini Cemal Can alırsa, o zaman şöyle diyeyim. Hani hep ben böyle Cemal'le Barış'a şey bakıyorum. Finale doğru gidiyorlar. Bence şimdi Berkan, Atbaşı, Elif biraz şey çıktılar, tamam mı? Hani sonlarda bu yarıştan çıktılar sanki benim gözümde. Böyle foto finişe doğru böyle gidiyorlar. Ama bu şeyi, sekansı şu an dokunulmazlığı kaybettiği için Barış kaybedebilir. Cemal yani iki adım öne geçer. Barış böyle kafayı uzatsa bile araya sokamayabilir. Çünkü finale kaldığı zaman evet 5 ay çok önemli ama şunu da hani bence bir başarısızlık olarak da düşünmek lazım. Birleşme Partisi'ne kadar %70 ile gelen bir Barış toplu SMS'te %58'e düşüyor. Şu an geldiğimiz noktada daha bugünkü ve dünkü oyunlar çıkmadan 52'ye düşmüş. Ve Cemal Can'ın %3 altında. Yani burada bir düşen bir ivme var. Evet, Barış'ı insanlar sevdi. Bazı olaylarda çok güzel tepkiler verdi. Ama performansa baktığımız zaman özellikle bireyselde bir şekilde biraz var olman lazım. Bak hala söylüyorum. Cemal Can da şampiyon olsa, Elif de şampiyon olsa, Berkan da şampiyon olsa bence kendi içinde şunu diyecektir. İyi ki Sercan elendi. Sercan, yani bu kupanın bir sapı da Sercan'ın gibi bir düşünür insan. Çünkü herkesin böyle seyircinin de yarışmacıların da böyle bir üzerinde bir iz bıraktı. Bu kesin. O yüzden ben tekrar söylüyorum, Barış'ın şu üç dokunulmazlıktan iki tanesini alıp bu performans seceresini temizlemesi ya da bir raya oturtması lazım. Hala Barış Cemal Can'a ya da Berkan'a bu rolü kaptırırsa o zaman Barış adına, ki ciddi bir oyla 8 kere birinci olmuş biri finale gidiyor şu an, bir yara alabilir. Çünkü bak böyle bir şey, şöyle bir şey ki Survivor, 9 kere birinci olursun, bir kere ikinci olursun, o da finaldir, şampiyonluk gider. 9 kere ikinci olursun, bir kere birinci olursun, o da son ikidedir, şampiyon olursun. Hiç belli olmaz. O yüzden bu şeyi, aşağı inişi Barış'ın bir yerde şey yapması lazım. Sakatlık bu, tabii ki yapacak bir şey yok ama hani bilmiyorum ne denir ama şu an performans olarak da benim için Barış'tan daha çok hak eden iki tane isim var burada. Berkan ve Cemal Can. Bunu ama her zaman söylemem lazım yani. Mesela diyorsun hani Sercan işte performansını izledik, hı-hı, ama Sercan sakatlandıktan sonra neredeyse kendini iki hafta dinlendirdi. Hı hı. Yani sakatlanan yarışmacının kendini bir süre onarma süresi oluyordu. Ama Barış'ta öyle gibi bir durum söz konusu değildi. Yani ben biraz daha temkinli olduğunu düşünüyorum. Tamam, ağırlığı var. Sonuçta bir sakatlıktan çıktı. Ama yani iki gün dinlenemedi. Evrim işte oynamasını söyledi. Metin Kuş olmasa yani. Yasinler oyuna sokmak istedi. Hani yine de böyle bir aşuramda bir şey var. Ağrısı varla ona göre tedbiri çıkmak da çok farklı oluyor. Tabii evet, ne hissettiğini bilemeyiz şu anda. Doğru söylüyorsun. Ama bu şununla da alakalı. Bir, doktor senin için ne diyor? İki, sen bu noktada nasıl bir karar? Yani o süreci yönetmek de aslında bir survivor olmak.
Çünkü sen bunun 5 aylık bir maraton olduğunu biliyorsun. Bir sakatlığın, bir ağrın varsa doktorla bunun şeyini yaparsın, orta yolunu bulursun. Ondan sonra Survivor'a ne şekilde devam edeceğini, ne kadar dinleneceğini kendin planlaman lazım. Bu planlamayı yapmak da Survivor'ın bir şeyi, olmazsa olmazı. Sercan belki bu noktada profesyonel sporcu olduğu için, hani Barış'a göre işte futbol gibi Türkiye'de maalesef en çok göz önünde olan bir sporcu olduğu için, şimdi futbolcular şöyle en ufak bir sakatlığında zaten sağ içine masörler, doktorlar dalıyor. Biraz ciddiyse hemen ambulansla hastaneye götürüyorlar. Daha maç bitmeden adamın MR'ı çekilmiş oluyor. Ben su topu oynadım. Allah'ım yarabbim biz sakatlanıyoruz. 4-5 gün sonraya doktorlar randevu alırlarsa falan filan iyileşmiş oluyorsun ya da bitmiş oluyorsun. Şimdi böyle bir noktada geldiği için adam bir de kendi vücudunu daha iyi tanıyor. Kendini duracağı yerde durdu. Belki Barış orada da hata yaptı. Eğer arkadaşları Barış'a oynayacaksın, oynayacaksın diye pres yaptığında da belki Barış'ın şunu demesi lazımdı. Arkadaşlar ben sakatım, kusura bakmayın. Ne yapayım? Doktor da zaten ona böyle bir şey diyorsa çıkmayacaktı oyuna mesela. Çünkü bu uzun bir maraton. Kendini orada koruyabilmek de Survivor olmanın bir gerekliliği.